Yani Sayın Öcalan şahsında 24 yılı geride bırakan bir İmralı özel tecrit ve işkence sisteminde bir tutsaklıktan söz ediyoruz. Ve bu hem çok uzun bir süre, yani rakamsal olarak uzun bir süre ve aynı zamanda cezaevinin kendisinin hem fiziki, hem psikolojik, hem dış dünya ile iletişimi hem de hukuksal bakımındaki yaratmış olduğu yaşamsal çerçeveye baktığımızda aslında bir insanın dayanmasının çok zor seviyelerde olduğu, ciddi anlamda insan psikolojisini, insan sağlığını, insanın hayal etme dünyasından tutalım, yemek yeme alışkanlığını, fiziksel hareket etme, okuma alışkanlığını tamamen etkileyebilecek bir fiziki koşu, yani bir mekandan bahsediyoruz. Ve bu mekanın kendisinin içerisinde yaratmış olduğu, oraya özgün olan birçok belirleme, tespit ve uygulamalar maalesef ki söz konusu. Ve bu uygulamaların tamamı aslında hukuki olmaktan ziyade bir kısım siyasi politik amaçlar ve istekler doğrultusunda şekillenen bir cezaevi sistemiyle karşı karşıyayız. Ve buna karşı, yani hem iradenin teslim alınmasına karşı uygulanan sistemin, tecrit sisteminin, hem hukuki anlamda hukuku araçsallaştırarak dış dünya ile iletişimi kesilmesi halinin, hem telefon, gazete, kitaba erişim, mektup alışverişi gibi dünya ile dış dünya ile iletişimi kurabilecek tüm alanların gerçek anlamda yok sayılması sürecine giden bir 24 yıllık sürecin tamamında, yine hakeza 10 yıllık tek başına kalmadan sonra oraya götürülen 5 kişi ve son olarak da son orada yer alan 3 tutsak müvekkilimizin iletişimine baktığımızda, tüm bu sürecin tamamında çok ciddi bir irade kırma politikası olduğunu biz görüyoruz ve buna karşı Sayın Öcalan'ın yıllardır ifade etmiş olduğu bir husus var. Burada bir İmralı tecrit sistemi uygulanıyor ve bu sistem kendi içerisinde hukuksal, siyasal, ekonomik, yaşamsal, toplumsal birçok amacı barındırıyor ve ben tüm bu amaçlara karşı, tüm bu uygulamalara karşı burada bir duruş sergiliyorum. İmralı duruşu diye kendisinin ifade ettiği ve bunu aslında birçok siyasetçinin, birçok toplumsal da çalışma yürüten birçok kişinin ve Kürt halkının direniş diye ifade etmiş olduğu, Sayın Hocam'ın İmralı duruşu diye ifade etmiş olduğu bir cevap var karşımızda. Ve bu hem en olmaz, en imkansız zamanlarda gerçek anlamda var olan tecritte karşı dayanabilmeyi kendi içerisinde barındırıyor. Hem de var olan bu tecrit koşullarına rağmen düşünme, üretme, bu konuda somut olarak bir şeyler ortaya çıkarma, dış dünyadan bu kadar kopukken dış dünyayla bu kadar iç içe yaratabilecek bir hayal dünyasını ya da bir düşünce dünyasını aslında kendi içinde var ediyor. Sayın Öcalan son 2019 yılındaki 5 görüşmede şu şekilde ifade etmişti. Ben sabah uyandığımda yeni bir kendi kafamda yeni bir çözüm önerisi geliştiriyorum. Öğlen olduğunda bu önerinin eksiklerini bulup bunu revize ediyorum ya da yeni bir şeye dönüştürüyorum. Akşam olduğunda bunu bir kez daha revize edip tekrar dönüştürüyorum. İşte ben günün 24 saatini sürekli çözüm konusunda düşünerek, neler yapabileceğimi düşünerek bu şekilde dolduruyorum. Ve bunun hakeza aynı şekilde kendisinin bu dayanma gücünü de buradan aldığını ifade etmişti. Ve Sayın Hocam'ın İmralı duruşu hem şu an uygulanan hukuksal duruma, tecritte karşı, hem kendisine dayatılmaya çalışılan siyasi pozisyonlara karşı duruşu da aynı şekilde kendi içerisinde barındırıyor. Sayın Öcalan'ın İmralı cezaevinde ona özel bir cezaevi kurgulandığını biz sürekli söyledik. Ve 2009'da oraya nakledilen 5 yeni tutsak oraya gönderildiğinde herkesin beklentisi şu şekildeydi. Aslında bunlar tecidi değiştirecek mi? Nasıl bir uygulamaya söz konusu olacak diye. Maalesef bir hukuksal anlamda da siyasal anlamda da orada bir sekreterya görevi görmesi gereken tutsakların aynı şekilde İmralı tecrit sistemine dahil edilerek var olan tecrit durumunu biz toplu izolasyon, toplu tecrit olarak ifade etmiştik. Yani oraya götürülen 5 tutsak değiştikten sonra 2015'te götürülen, şu an 7 yıldır orada tutulan 3 müvekkilimiz de hakeza İmralı'daki tüm hukuksuz uygulamalardan,
tecrit sisteminden dayatılan psikolojik, siyasal her türlü baskıdan nasibini maalesef ki alıyor. Ve onlar diğer cezaevlerinde aslında çok aileleriyle, avukatlarıyla görüşebiliyorken, dış dünyayla iletişim kurabiliyorken, belli haklardan çok rahat erişebiliyorken, bugün İmralı tamamen bu haklarından yoksunlar. 7 yıldır tek bir avukat görüşü gerçekleştirebilmiş değiller. Aileleriyle 3'er defa sadece sınırlı bir yüzde görüşme gerçekleştirebilmişler ve bunlar da, yani bu üç müvekkilimiz de aynı şekilde Sayın Öcalan'ın ifade etmiş olduğu İmralı duruşundan aslında uygulamalardan nasibini aldıkları gibi var olan bu duruştan da aynı duruşu sergileyerek iradelerini gösterdiler. En son 2021'deki telefon görüşmesinde baktığımızda da aslında bu duruşu görüyoruz. Şöyle ki, yani Sayın Öcalan ve diğer üç tutsak hakkında bir telefon görüş hakkı çıkmıştı hatırlıyorsanız Sayın Öcalan'la ilgili yaşam hakkı iddialarına dayanarak ve Sayın Öcalan'ın telefon görüşmesi yarıda kesilmişti. Müvekkillerimizden Veysi Aktaş ve Ömer Hayri Konar da aslında telefon hakkını kullanmayarak, düşünün, çok ağır bir tecrit ve dış dünyayla kopuk bir yaşam içerisindesiniz ve kendileri biz bu durumu protesto ediyoruz, tecrit koşulunu protesto ediyoruz diyerek çok kısıtlı olan telefon hakkından da protesto ettikleri için kullanmadılar. Bu durumda aynı şekilde kendilerinin de var olan bu uygulamalara karşı, devletin yaratmak istediği baskıya karşı tam tersi yönden uygulamalara dayanabildiği ve karşı çıkabildiği yönüyle aynı duruşu aslında sergilediklerini söyleyebiliriz. Aslında hukuk bürosu olarak biz sadece tecritin kaldırılması için resmi kurumlara, muhataplara, itirazlarda ve başvurularda bulunmak dışında hakeza koşulların gerektirdiği ya da belli dönemlerdeki İmralı'daki yaşanan koşullara dair hem raporlar, hem başvurular hem de açıklamalarda bulunduğumuz gibi ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına da başvurularda bulunuyoruz. En son yoğunca bir başvuru yaptığımız dönemin sebebi de Mart 2021'de Sayın Öcalan'la yapılan telefon görüşmesinin yarıda kesilmesinden sonraki süreçten kaynaklıydı. Yani Mart 2021'de telefon görüşmesi kesildi. O tarihten sonra aslında hiçbir şekilde bir haber alamama haliyle biz karşı karşıyaydık. Ondan önce de hakeza yine tabii ki aile görüşmesi, avukat görüşmesi gerçekleşmiyordu. Bir düşünce iletişim hali yoktu. Ancak telefonun yarıda kesilmesinden sonra ve bir daha iletişim kuramamamızdan, hakeza diğer iki müvekkilimizin de protesto ettiği bilgisinden sonra var olan koşulların çok ağır olduğunu ve tecrit koşullarından gerçek anlamda bir protesto halinden edilmesinden sonra biz avukatlar olarak birçok başvuruda bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılığına, İnfaz Hakimliğine, Adalet Bakanlığına, hakeza Anayasa Mahkemesi'nde birçok başvuruda bulunduk. Biz bu başvurularımızdan sonuç alamadık. Bunun üzerine aslında geçen 2021 Eylül ve Ekim ayından itibaren, yani biz mutlak iletişimsizlik halinden yaklaşık 6 ay sonra Türkiye'deki 30 baroya, birçok sivil toplum kuruluşuna, insan hakları alanında, hukuk alanında çalışan dernek ve vakıflara başvurularda bulunarak hem bu mutlak iletişimsizlik haline dikkat çektik, hem de tecritin kaldırılması için ilgili kurumların harekete geçmesini istedik. Bu kurumlardan tabii ki en çok bizler avukatlar olarak, aynı zamanda bizim de mesleğimizi yapmamız engellendiği için bizlerin başvurularına cevap vermemeye, fotokopi vermemeye, disiplin cezalarına bilgi verilmemesi, başvurularımızın cevapsız bırakılması, görüş başvurularımızın, Adalet Bakanlığı'na görüşme başvurularımıza cevap verilmemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın türlü usul ve aslında hukuk ayaklarıyla, oyunlarıyla diyebildiğimiz şekilde bizi ekarte ederek, yani avukatsız bir hukuksal süreç yürütme girişimlerinden dolayı bir muhatap da barolardı. Biz yaklaşık 30 baroya dediğim gibi başvurularda bulunduk ve beklentimiz aslında bu var olan mutlak tecrit halinin ortadan kaldırılarak Sayın Öcalan'ın tüm hukuki haklarının tabii ki tesis edilmesi, ancak öncelikli olarak bir görüşmenin gerçekleşmesi, aile veya avukat görüşmenin gerçekleşmesi. Ancak başvuru yaptığımız birçok kurum süreci takip ettiklerini ifade etse de aradan bir yıl gibi süre geçti. Artık var olan durumdan üzerinden 19. ayına doğru gittik mutlak iletişimsizliğin. Başvuru yaptığımız kurumlardan sadece Diyarbakır Barosu, Adalet Bakanlığı'na bir başvuruda bulunarak
bizim başvurumuzu da gerekçe göstererek hem kendileri görüşme başvurusunda bulunmuştu hem de tecritin hukuksal olmadığını, Türkiye'deki ceza kanununa, infaz yasalarına aykırı olduğunu, Sayın Öcalan'ın bir tutsak olarak kanunda kaynaklı aile avukat görüşmesi hakkının tekrar hatırlatılarak bunun sağlanması talebinde bulunmuşlardı. Kendilerine de herhangi bir cevap Adalet Bakanlığı'ndan gelmediğini biz biliyoruz. Yine başvuru yaptığımız birçok dernek, vakıf, barolar bu konuyu gündemlerine aldıklarını ifade etseler de bize geri dönüş gerçekleştiren bir sonuç alıcı girişimleri olmadı. Zaten bizler de Adalet Bakanlığı'na ve birçok kuruma başvuru yapıyoruz. Maalesef ki Adalet Bakanlığı herhangi bir cevapta bulunmuyor. Ancak bu konunun gerçek anlamıyla yeterince gündemlerine girilip tartışıldığında açıkçası düşünmüyoruz. Çünkü şöyle, yani bir var olan tablonun ciddiyeti ve ağırlığı ortada ve bu konu sadece Sayın Öcalan'ın siyasi olarak ifade etmiş olduğu politik bir sonucun da değil, aslında hukuksal anlamda ciddiye alınması gereken bir nokta. Bugün biz avukatlar olarak yaklaşık 3 yıldır tüm hukuki süreçlerden ayrıksız tutuluyoruz. Hiçbir sürece dahil edilmiyoruz, soruşturmalara dahil edilmiyoruz, sonuçlardan haberdar edilmiyoruz, başvurularımız cevapsız bırakılıyor, aile avukat görüş başvuruları gerçekleşmiyor. Hakeza bizim bundan yararlanmak için, yani bu duruma dahil olmak için yaptığımız başvurular bile reddediliyor. Ve buna bir hukuk kılıf bulmaktan da, izahat etmekten de çok uzak bir noktadayız. Bunun yaratmış olduğu vahameti görerek biz hukuk kurumlarının harekete geçmesini aslında beklerdik. Ancak bizim yaptığımız girişimler üzerinden bir sene geçti. Şu an tecrit hali, yani mutlak iletişimsizlik hali aslında bizim başvuru yapma gerekçemiz buydu. Devam ediyor. Bizim bu konudaki kaygılarımız, bu belirsizliğin giderilmesi konusundaki taleplerimiz de aslında giderilmiş değil, cevap verilmiş değil. Bu kurumların tabii ki hala gündemini alarak bu konuda harekete geçmelerini bekliyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyada 2000'i aşkın avukatın Sayın Öcalan'la görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru yapması çok kıymetli buluyoruz. Bugüne kadar buna benzer birçok girişimde bulunulmuştu. Bazen imza kampanyası, bazen deklarasyon, bazen çağrılar, bazen Avrupa Konseyi'ne ya da CPT'ye başvurular kurumsal olarak ya da kimi hukukçuların imzasıyla. Ancak ilk kez bu kadar yüksek bir sayıda, bu kadar geniş bir coğrafyada ve bu kadar net bir taleple böylesi bir başvuru gerçekleşti. Bu başvurunu Adalet Bakanlığı'na Türkiye'deki avukatlara cevap vermediği gibi bugün dünyada 30'a aşkın ülkeden 2000'e yakın avukatın başvurusuna da herhangi bir cevap verilmediğini biz biliyoruz. Buna dair imzacı olan hukukçuların içerisinde avukatların olduğu, eski hakimlerin yer aldığı, hala yargıçlık faaliyeti yürütenlerin, baro başkanlarının yer aldığı çok geniş kapsamlı aslında yer alan bu hukukçuların sadece bir başvuruyla sınırlı kalmayacaklarını, bu konuyu gündemlerinde tartışmaya devam edeceklerini ve belli planlamaları olduğunu biliyoruz. Bu noktada bu başvuruların ve bu çalışmaların sonuç alıcı olabilmesi için tabii ki sürekli olması gerekiyor. Bu konuda hem bir heyet oluşturma, Türkiye'de bir ziyaret gerçekleştirme hem de bir uluslararası bölgesel panel hazırlıkları, yine hakeza aslında bakanlığın cevap vermeme haline ilişkin kendi planlamaları ve çalışmaları var. Bunun biz daha da artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun her ne kadar hukukçuların ana harekete geçme alanı aslında uzun süre avukatlarla görüştürmeme, avukatların dosyaya erişmeme, hukuksal tecrit diye bizlerin ifade ettiği zaten hukuksal prosedürden, Sayın Hocanın hak öznesi olma hakkından diyelim, yok sayılmasına dönük bir harekete geçme hali olsa da bu kurumlar ya da bu imzacılar aynı zamanda Sayın Hocanın politik yönünü de yok saymıyorlar. Ve ifade ettikleri bir durum şu ki, Sayın Öcalan'ın şu an içerisinde bulunduğu hukuksal tecritin bir gerekçesi Sayın Öcalan'ın politik bir aktör olmasından kaynaklanıyor. Yani aslında hukuk hem Türkiye nezdinde, Türkiye'nin hukuku hem de uluslararası sözleşmeler nezdinde de aslında insan hakları anlamında hukuk siyasi gerekçelerle yok sayılıyor, ayaklar altına alınıyor. Bunun hem Sayın Öcalan'ın sınırlı bir etki etmediğini, bugün Türkiye'deki diğer cezaevlerine, hukuk alanına da etki ettiğini, hakeza Türkiye'nin içerisinde bulunduğu siyasi atmosferde gittikçe diktatörleşmesinin de bir kaynağı olduğunu farkına vararak harekete geçtiler.
Bu çalışmalar şu an içerisinde bulunduğumuz konum itibariyle bir nihai anlamda, somut anlamda bir sonuç vermiş değil. Hala aile avukat görüşmesi gerçekleştirilmiyor. Hala bizden mektuplarımıza cevap alamıyoruz. Hala Sayın Öcalan'ın ya da diğer üç müvekkilimizin dışarıya mektup gönderip göndermediğini, göndermek istediklerinde gönderip gönderemeyeceklerini veya kendilerinin cezaevi içerisindeki fiziki koşullarından tutalım. Kantin alışverişine kadar hangi haklarını kullanıp nerede sıkıntı yaşadıklarını hiçbir şekilde bilebilecek tek bir bilgi kaynağımız yok. Bu durum maalesef bu belirsiz hal, bu tecrit hali ve mutlak iletişimsizlik hali devam ediyor. Benzer çalışmaların artmasıyla beraber bir sonuç alacağını tabii ki bizler düşünüyoruz. O nedenle tek başına bir bu başvurunun yeterli olmayacağını tabii ki biliyoruz. Bunun daha süreli, daha sistematik devam edeceğini umuyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ağırlaştırmış müebbetin ölünceye kadar infaz edilmesinin işkence yasağı olduğu tespitine dair mahkeme kararı ya da bizlerin basında mut hakkı diye ifade ettiğimiz kararın uygulanmasına dönük prosedür devam ediyor. Bakanlar Komitesi 2014 yılından bugüne kadar 8 yıllık bir süreçte denetim mekanizmasını aslında başlattı ve bu sürdürülüyor. Ancak bu 8 yıllık süreçte ne komite gerektiği ciddiyetle kararın uygulanmasını talep etti, ne Türkiye bu kararın gereği olan yasaların değiştirmesi konusunda bir adım attı, ne de Avrupa Konseyi, ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu sürecin takipçisi oldu maalesef ki. Yani Sayın Öcalan şahsına verilmiş bir karar, sonrasında devam eden 3 tutsak hakkında daha aynı karar verildi ve bugün Türkiye'de binlerce kişi ağırlaşmış müebbet hapis cezası alıyor. Komitenin, Türkiye'nin yasal değişiklik yapması konusunda daha etkin bir takip etmesi gerektiğini biz düşünüyoruz. Biz o yıldan bugüne kadar belli aralıklarla birçok başvurularda bulunduk Sayın Hoca'nın avukatları olarak. Bizler dışında üçüncü bir göz olarak Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve dünyada birkaç tane sivil toplum kuruluşu ağırlaşmış müebbet hapis cezasının Türkiye'de neden değişmesi gerektiği, komitenin nasıl adımlar atması gerektiğini hatırlatan gözlem, yani bildirimlerde bulundu. Ve buna ilişkin komite 8 yıllık süreçte sadece bir kez 2020 30 Kasım'la 1 Aralık toplantısında düşünün 8 yılda sadece bir kez gündemini aldı ve bu gündemini alma hususu da hem bizlerin hem de bu sivil toplum kuruluşlarının başvuruları sonucu gerçekleşmiş oldu. Yani olağan bir prosedür içerisinde resen komite harekete geçmedi. Burada da komite şu kararı verdi. Evet, Türkiye'de ağırlaşmış müebbet hapis cezasının istisnai olarak belli suçlar bakımından verilmesi mahkeme tarafından ihlal kabul edildi. Türkiye bugüne kadar 2 eylem planı sundu ancak somut hiçbir tespiti yok, bir sürü öngörüsü yok. Bugün Türkiye'de kaç kişi ağırlaşmış müebbet hapis cezası almış bilinmiyor. Türkiye nasıl bir kanun değişikliği yapılacak bilinmiyor gibi sıralamalarda bulunarak Türkiye'den Eylül 2020'ye kadar en geç bilgi talebinde bulunmuştu. Ancak Türkiye bilgilendirme yapmak yerine 13 Ekim'de yeni bir eylem planı sundu. Tabii ki eylem planı da sunmak daha ciddi görünen bir durum. Ancak Türkiye'nin eylem planı daha önce sunmuş olduğu iki eylem planının hemen hemen aynısı. Yani tekrar eden sadece benim kanunlarımda böyle bir yasa var. Ben bu yasayı herkes için değil, belli suç tipleri için getiriyorum diyerek aslında komiteyi Sayın Öcalan şahsında benim kanunlarıma göre işte Sayın Öcalan ve gibi yani isim vermeden, sayı vermeden, Türkiye'de kanunun uygulanma coğrafyasında biçimine hiçbir şeyini vermeden sadece bu nezdi bu kadar daraltmış halde tekrar eden bir yeni bir eylem planı. Yeni ama aslında içerik olarak hiç tekrar eden bir eylem planı zaten. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de bu istisnayı ihlal kararı olarak verdi. Tekrar istisna varmış gibi komiteyi ikna etmeye çalışmak boş bir çaba. Yani bir hukuki karşılığı bizim açımızdan tabii ki yok. Komite bakımından da aslında hiçbir geçerliliği yok. Çünkü eylem planının nasıl olması gerektiği konusunda komitenin kendi iç tüzüğü var. Yani Türkiye herhangi bir süre öngörmemiş. Mesela 6 ay içinde, 1 yıl içerisinde ben bu kanunu değiştireceğim demiyor. Ya da işte benim ülkemde şu kadar kişi ağırlaşmış müebbet hapis cezası aldı. Bunların sayı olarak işte yüzde şu kadarı 20 yıl yattı, yüzde şu kadarı 25 yıl yattı gibi bir tespiti de yok. Soyut aslında kanunu tekrar eden bir eylem planı. Bunda sadece zaman kazanma ya da işte iş
bu prosedürü takip ettiğini göstermeye çalışan nafile, hukuki anlamda nafile, ancak siyasi anlamda bir danışıklı dövüş olduğunu düşünüyoruz. Çünkü evet, komite bir ihlal kararını kaç yılda yerine getirir? Böyle bir netlik yok. Bunu belirleyecek olan bir komitenin ciddiyetidir. Yani bu takibin sürekliliğidir, ciddiyetidir. İki, ilgili ülkenin bu değişikliği yapma konusundaki iradesidir. Bugün Türkiye'nin zaten Sayın Öcalan şahsında olmasa bile ağırlaşmış müebbet hapis cezasını getirme nedeni bu. Yani idam cezasından bu cezaya geçmesinin nedeni bu. Sayın Öcalan'ın deyimiyle zamana yayılmış idam. Ki kendileri de bunu bu şekilde kabul ediyor. O dönemin kanunu getirme hali de şu an bile tartışmalar o şekilde yürüyor. Yani biz Sayın Öcalan'ı verecek miyiz? Nasıl yapacağız deyip aslında belli çevreler bunu tartışıyor. Sadece Kürt halkı ya da Kürt hukukçular ya da demokrat hukukçular bunu tartışmıyor. Geri cepheden bir mahkeme kararı var. Türkiye ne yaparsa yapsın hala bu sözleşmenin tarafı, bununla sorumlu. Yani bununla yükümlü. Bunu bir sorumlu yerine getirmek de zorunda. Ancak komitenin bu kadar gündemi almaması, zamana yayması, Türkiye'yi normal deyimle sıkıştırma, ama hukuksal olarak ifade edersek etkin bir takip yapmaması Türkiye'ye aslında bu sürecin zamana yayma fırsatı verdi. Komite bu eylem planına karşı nasıl bir tepki gösterecek diye biz bekliyoruz. Bugün Aralık toplantısında Sayın Öcalan'ın kararı, yani araştırmış müebbet kararı gündemde yok. Yani bunun gündeme almama hali bile aslında bunun ciddi yaklaşılmadığını bizim açımızdan gösteriyor. Bugün Türkiye sadece sen ayrışmış müebbet konusunda değil. Bugün Türkiye Avrupa Konseyi'nde, Avrupa İnsanları Mahkemesi'nde, SPT'ye karşı, Bakanlar Komitesi'ne karşı, Birleşmiş Milletler'e karşı gerçek anlamda bir hukuk tanımazlık hali zaten var. Bugün maalesef ki bunları belirleyen süreç onların siyasi ekonomi pazarlıkları oluyor. Bu pazarlıkların sonucu olarak da Sayın Öcalan kararı da, Kavala Demirtaş kararı da, bugün faili meçhullerle ilgili karar da, ifade özgürlük kararları da, benzer birçok komitenin önündeki birçok karar da zamana yayan bir hal var karşımızda. Sadece bugün komite şunu diyebilir: Türkiye 3 tane eylem planı sundu. Üçünde de aynı şeyi tekrar etti. Bugün herhangi bir kanun değişikliği hazırlığı yok. Sivil toplum kuruluşlarının bildirimleri ortada. Türkiye kararı uygulamayacağına dair bir irade var deyip buna dair bir prosedür başlatabilir. 8 yıldır devam eden bir süreç ve komite bir prosedür kendince işletmeye çalışıyor. Bu prosedürü ne kadar yavaş işletirse maalesef sonuç almak o kadar uzun sürüyor ve zor oluyor. Bu nedenle bizler de bildirimleri yapmayı sürdüreceğiz. Bu konunun takipçisi olacağız tabii ki. SPT'nin Eylül ayında gerçekleşmiş olduğu ziyaret, tabii ki önem veriyoruz. Tabii ki olması gereken budur. Olması gereken sadece belli aralıklarla ziyaret de değildir aslında. Ziyaretlerin sıklaştırılması, sıklaştırılan ziyaretlerdeki raporların hızlı bir şekilde hazırlanması, kamuoyuna duyurulması ve orada var olan bu mutlak iletişimsizlik halinin ortadan kaldırılması. Beklenti ve talepler bu yöndeydi. Ancak sadece bir ziyaret gerçekleşti bu son yıllardan sonra ve SPT'nin 9. ziyareti, 24 yıllık İmralı tutsaklık tarihi süreci içerisinde. SPT'nin ziyaret sonrası kamuoyuna açıklama yapmayacağına dönük, yani yapmamasına dönük tavır aslında SPT'nin kendi iş tüzüğünden gelen, kuruluşundan gelen bir prosedür. Yani evet, ziyaretler yine hakeza gizli gerçekleşiyor. Dönüldükten sonra kamuoyuna duyuruluyor ve bir ön rapor hazırlanarak ilgili ülkeye sunuluyor. Ülkenin cevabı alındıktan sonra son rapor hazırlanarak komitenin, yani kendi komite üyeleri tarafından onaylanıyor ve kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı prosedürü işliyor. Bu SPT'nin normal olan prosedürü. Ancak bu olağan prosedürün işletilmesi için bir olağan süreç olması gerektiğini düşünmek lazım. Yani bugün İmralı'da yaşanan durum olağan bir süreç değil. İmralı olağan bir cezaevi değil. İmralı aslında SPT'nin ziyaret edip belli prosedürleri işleteceği bir mekan olmaktan yıllardır çıkmış bir vaziyette. SPT en son 2019 ziyaretinde çıkıp şunu söylemişti: bizim uzun zamandır ifade ettiğimiz İmralı infaz rejimi tamamen değişmelidir. Sayın Öcalan'ın koşulları mutlak iletişimsizlik halidir. Ve SPT raporu dedi ki Öcalan'ın dış dünyayla iletişimi halinin az olmasından kaynaklı, bu kadar kısıtlı olmasından kaynaklı incommunicado diye tarif edebiliriz dedi
Sayın Öcalan'ın içerisinde bulunduğu koşulları. Şimdi bu kadar ciddi bir hukuki tespitte bulunuyor sepeti. Ancak aradan 3 yıl geçmiş, bir kere ziyarete geliniyor ve bu ziyaretin sonunda kamuoyuna açıklama yapmayı bir kenara bırakalım. O koşullardan, yani 2019 Mayıs ziyaretinden bugüne kadar ne değişti? Hani hukuki anlamda raporların değer verdiği süreç itibariyle değişen hiçbir durum yok. Olumlu anlamda, tersine daha da ağırlaşan, daha da kötüleşen bir hukuksal tablo var. Yani bu kadar, bu tabloyu biz sadece avukatlar kendi içimizde kamuoyla paylaşmıyoruz. Biz 3 ayda bir CPT'ye raporlar gönderiyoruz. Çok yakından bildikleri, takip ettikleri bir cezaevi, İmralı cezaevi. Şimdi bu nedenle normal prosedürü işletmeden, kendi sözleşmelerinde yer aldığı gibi ilgili ülkenin sözleşmeyi uygulanmama, yani raporları uygulamama, tavsiyeleri yerine getirmeme konusunda ısrarcı olması, yani uygulamayacağına dair tavrının iradesini göstermesi halinde CPT çıkıp ilgili ülkenin sözleşmeye uygun davranmadığını, kendi tavsiyelerine uymadığını, bu nedenle var olan işbirliğinin gerektiği gibi yürümediğini ifade ederek hem ziyaretlerini hem raporlarını kamuoyuna iletebilecek bir yetkisi var. Peki bunu yerine getiriyor mu CPT? Hayır. Bu konuda sanki olağan bir cezaevi ziyaretiymiş gibi olağan bir prosedür işletiyor. Ve biz Sayın Hoca'nın en azından sağlığı ile ilgili, içerisinde bulunduğu durumla ilgili bir bilgilendirme yapması talebi de, yani kamuoyuna, ailesine de, avukatlarına, maalesef bu konuda da bir kettüm ya da çekimser bir hal var. Çünkü biz normal prosedürümüzü işletmeye devam edeceğiz. Hala Türkiye'yi işbirliği içerisinde bulunabilecek bir partner, bilgi alabilecekleri bir devlet, sözleşmeyle taraf ve sözleşmeye uyan bir ülke olarak görüyorlar. Onlar bu tutumlarından, ki bu kadar açıkken, Türkiye bangır bangır bağırırken, ben sözleşmeye uymuyorum, ben yerine getirmiyorum ve geçen sene 2020 Ağustos raporlarının açıklandığı tarihten sonra peş peşe aile, avukat ve dış dünyayla iletişim yasakları verilmişti. Hakeza bu dönemde ziyaret ettiklerinden bir gün sonra biz öğrendik ki aslında Sayın Hoca'na yeni bir disiplin cezası verilmiş ve kesinleştirilmiş. Şimdi bu kadar çok devlet uymayacağını aslında irade olarak ortaya koyarken hala bu konuda ısrar etmeleri ve hala bu tutumlarından vazgeçmelerini biz eleştiriyoruz ve kendilerine bunu yüz yüze de, yazılı olarak da, kamuoyu aracıyla sürekli ifade ediyoruz. CPT'nin yapması gereken politik bir tavır almak ya da politik Sayın Hoca'nın kimliğinden kaynaklı bir duruş sergilemek değil. CPT'nin yapacağı sadece ve sadece kendi sözleşmesine uyarak görevini yerine getirmek. Bizim onlardan talebimiz de, çağrımız da bu yöndedir. Umuyoruz ki bu saatten sonra, ki bu prosedürleri tüketerek, en azından kamuoyuna sağlıklı bir bilgi vermeleri ve tabii ki bu ziyaretlerinin sıklığını artırarak daha yakından bir takip gerçekleştirmeleri.